Herkese merhaba, ben Mine Ayman. Süper Haber'de yeniden yepyeni bir yılda buluştuk. Artık 2020'nin güzel günleri yaşamaya başladık. Çok çok etkili bir haftadayız. Yıl geldi, hoş geldi. Zaten yeni yıl gelmeden hemen önce bir güneş tutulması yaşamıştık, biliyorsunuz ki Oğlak Burcu'nda. Dolayısıyla hayatımızda bazı değişimler, dönüşümler, köklü olaylar gerçekleşmişti. Bu daha bitmedi çünkü daha ay tutulması var. Hatta ay tutulmasında o belirsiz durumlarda artık netleşecek. Bu hafta Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek ay tutulmasının etkisindeyiz. Bugünden etkisini aslında hissetmeye başlayabilirsiniz. Her ne kadar 10 Ocak'ta gerçekleşecek olsa da pazartesi itibariyle buram buram kendini belli edecek. Bazı şeyler oluşmaya, netleşmeye, gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Tutulma zamanları çok önemli zamanlardır. Hayatımızın bir alanında mutlaka bir şeyler değişir, dönüşür, bitebilir, başlayabilir. Ve ay tutulmasında özellikle daha çok bitişler yaşanabilir. Ama o bitişler aslında yepyeni bir şeyin başlaması içindir. Her bitiş bir başlangıçtır lafını aslında bu ay tutulmasında tamamıyla yaşayacağız. Yengeç Burcu'nda ay tutulması gerçekleşeceği için bu hafta en çok yengeçler, oğlaklar, aynı zamanda koç ve teraziler etkilenecekler. Hayatlarının bir alanında mutlaka bir bitiş ya da başlangıç yaşayacaklar. Ama tabii ki sadece burç olarak düşünmeyin. Yani tek bir burcumuz yok çünkü. Burcumuz her ne kadar bir tane gibi görünse de aslında yükselen burcumuz, ay burcumuz, Venüs'ümüzün, Mars'ımızın, Jüpiter'imizin konumları, bir şekilde gezegenlerimizin konumları da aslında bize başka burçlarla da alakalı olduğumuzu gösteriyor. Zaten 12 burcumuz var, 12 evimiz var. Hepimizin içinde her burç aslında az da olsa var. Sadece yoğunluklar değişebiliyor. İşte burcunuz, yükselen burcunuz, ay burcunuz çok çok daha hayatınızda etkili oluyor. Ama bir şekilde bu tutulma hepimizin hayatının bir köşesine dokunacak. Kimimizin işini, kimimizin eşini, aşk hayatını, çocuklarla ilgili durumunu, para durumunu, sağlık durumunu etkileyecek. İnşallah çok güzel başlangıçlar getirir bize bu ay tutulması. Yükselen burcunuza göre birazdan burç burç tüm burçları ay tutulmasının etkisini anlatacağım. Ama önce haftaya bir genel bir bakış yapalım. Bu hafta 6 Ocak haftasında nasıl başlıyoruz? 6 Ocak günlerden pazartesiyi nasıl yaşıyoruz? Ay boğada yaşıyoruz. Yani keyfimize düşkün olabiliriz. Pek çalışmak içimizden gelmeyebilir. Yeme içmeye düşkünlük olabilir. Kilo almaya meyilli olabiliriz. Ama bir o kadar da işte zevkimize, lüksümüze, keyfimize, konforumuza düşkün olabiliriz. Güzel alışverişler yapabiliriz. Çünkü boğa burcunu Venüs yönettiği için zevkli günler oluyor. Bir şeyleri almak istiyorsak eğer, kendimize, birine hediye, evimize zevkli olabiliriz. Alışveriş için de uygun günler olabilir. Lüks harcamalar dikkatimizi çekebilir. Sanatsal konular dikkatimizi çekebilir. Bugünü biraz daha keyif üzerine inşa edebiliriz. Eğer, tabii haftanın ilk günü birçok iş bekliyor olabilir, yapılması gereken, halledilmesi gereken. Eğer önemli bir başlangıç yapmanız gerekiyorsa, önemli bir imza atmanız gerekiyorsa, büyük bir şey halletmeniz gerekiyorsa bugün mutlaka 15-10 olana kadar bu işleri halledin. Çünkü 15-10'dan sonra ay boşlukta ilerlemeye başlayacak. Yani ay boşluk etkisi ne demek? Ay önemli bir açı yapmıyor demek. Herhangi bir gezegenle bir açı yapmıyor. Yani her şey havada, boşlukta. Bir şekilde yaptığınız işlem, hareket yerini bulmayabiliyor. Ya da yapsanız bile sonunda pişmanlık getirebiliyor. Bu yüzden tavsiyem pazartesi günü haftaya başlarken bütün işlerinizi 15-10 olana kadar tamamlamanız. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında mümkünse keyfimize bakacağız ya da rutin işlerimizle, her zaman yaptığımız işlerimizle ilgileneceğiz. 7 Ocak'a geçiyoruz. 7 Ocak Ay İkizler Burcu'nda ilerleyecek ve aynı zamanda 8 Ocak'ta da İkizler'de ilerlemeye devam edecek. Salı ve çarşamba günleri bol bol muhtemelen konuşacağız. Belki de geçtiğimiz senenin kritiğini yapacağız ya da yeni yıl anılarımızı anlatacağız, yeni yıl planlarımızı anlatacağız. Bol bol konuşmalı günler bizi bekliyor. Salı ve çarşamba günü iletişim ön planda olacak. Telefon konuşmaları, mesajlar, mailler, bir iletişim trafiği olabilir, bir hızlı bir gündem olabilir. Aynı zamanda yeni bir anlaşma yapmak için de hazırlıklara başlayabiliriz. Bunun konuşmalarını, görüşmelerini yapabiliriz. Zaten ay tutulması haftasında olduğumuz için hayatımızda önemli, hızlı gelişmeler bu hafta yaşayabiliriz. Haberiniz olsun. Ve
9 Ocak Perşembe günü ise 11.43 itibariyle Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Artık tamamen ay tutulmasının etkisi başlamış oluyor. Yani her ne kadar ay tutulması Cuma günü gerçekleşecek olsa da etkisini Perşembe gününden hissetmeye, daha da yoğun bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Ve tabii bu ay tutulması gerginlik yaratabilir. Sonuçta ay tutulması dolunay zamanlarında olur. Dolunay zamanları da bir gerginlik yaratabilir. Daha böyle bir hassas olabiliriz, duygusal patlamalar olabilir. Ay tutulmasına çok çok dikkat etmenizi, sakin kalmaya çalışmanızı öneriyorum. Tabii ki bu önermekle olur mu, ne kadar kendinizi dengeleyebilirsiniz bilmiyorum ama biraz daha duygusal patlamalara açık bir ay tutulması bizi bekliyor. Çünkü yengeçte, yengeç demek zaten duygusallık demek, derinlik demek, hassasiyet demek, alınganlık demek. Her şeyi böyle fazla fazla yaşayabilir, fazla fazla büyük büyük tepkiler verebiliriz. Bu yüzden de mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışalım. Papatya çayları içelim. Bir şekilde kendimizi ya da Melisa çayları içerek kendimizi rahatlatmaya çalışalım. Sakin kalmaya çalışalım. İnşallah sağ salim ay tutulmasını atlatalım. 10 Ocak Cuma günü ay tutulması, hatta Cuma gecesi gerçekleşecek. 20 derecede gerçekleşecek. Saat 22.22'de gerçekleşecek. Hatta 22.21 gibi gerçekleşmeye başlayacak. Ay tutulması 10 Ocak Cuma günü, bir kez daha belirtiyorum. 10 Ocak Cuma gecesi, hatta 22.21'de ay tutulması Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek. Bu yüzden de en çok yengeçler etkilenecek durumdan ve oğlaklar, teraziler, koçlar hepsi en çok etkilenen burçlar arasında. Ama dediğim gibi burcunuz bu burç olmayabilir ama belki yükseleniniz, belki ay burcunuz, belki bir yerde böyle bir hareket, bir yerden bu tutulma mutlaka sizi de yakalayacak. Ama dediğim gibi inşallah güzel oluşumlara sebep, güzel başlangıçlara sebep olsun ve sorun yaşadığımız bağımlılıklarımızı, tatsız konuları, tatsız insanları bitirsin, hayatımızdan çıkarsın. Yerine de güzel yeni başlangıçlar getirsin inşallah. Yengeç Burcu sembolik olarak daha çok aileyi, evi, yuvayı da temsil ettiği için aslında evinizle ilgili değişikliklere de hazır olmalısınız. Yani ev taşıma gibi ya da evin içinde tadilat gibi, ev satın alma gibi böyle durumlar gündeminizde olabilir. Ya da aile kurma gibi, yuva kurma isteği gibi. Yani biraz daha ev, aile konuları bu dönemde, bu önümüzdeki 2-3 ay boyunca gündemimizde olacak. Yuvamız neresi, ailemiz neresi, bir yuva kurmalı mıyım, nerede yaşamalıyım, nasıl bir evde olmalıyım gibi sorular biraz daha bu aylarda gündemimizde olacak. Dolayısıyla tutulmaya dikkat. Tabii burç burç acaba nasıl etkilenilecek? Genel anlamda böyle etkilenilecek ama bir de burç burç sıralamak istiyorum. Yükselen burcunuza göre sıralamak istiyorum. Mutlaka yükselen burcunuzu öğrenin. Birçok kaynak var. Oradan eğer doğum gününüz neyse ve doğum saatiniz de varsa yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz ve emin olun yükselen burç burçtan bile daha fazla günlük hayatımızı, yaşayacaklarımızı etkiliyor. Dolayısıyla biz astrologlar da yükselen burca göre yorumlarda bulunuyoruz, tahminlerde bulunuyoruz. Eğer yükselen burcunuz koçsa, yengeç burcunda gerçekleşecek olan bu ay tutulması sizin muhtemelen tamamen ailenizle ilgili bir gündem yaşamanıza sebep olacak. Aile içindeki bir gündem bayağı sizi meşgul edebilir. Bu tabii iyi bir şey de olabilir. Belki bir evlilik, belki bir aileler arası bir dayanışma da olabilir. Ya da size taşınma etkisi, yaşam alanınızı değiştirme etkisi ya da bir yuva kurma etkisi verebilir. Yani bu tutulmayı bayağı tam yengeç modunda yaşayacak olan burçlardan biri de koçlar. Daha doğrusu yükselen koçlar. Ve eğer yükseleniniz boğaysa o zaman neler oluyor? Hemen onu da söylemek istiyorum. Yükseleniniz eğer boğaysa bu tutulmada iletişim hayatınız canlanacak. Daha fazla konuşma, yazışma yapmanız gerekecek. Aynı zamanda da bu dönemde önemli bir anlaşmaya imza atabileceksiniz. Haberiniz olsun, güzel de şeyler olabilir yani. Eğer yükseleniniz ikizlerse gündeminizde para olacak. Çok çok yüklü bir para kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz. Para konularına çok çok dikkat, kazanırsanız ne ala süper. Ama bir şekilde yükseleni ikizler olanların gündeminde para olacağını söyleyebilirim. Belki parasal harcamalarınız artacak ya da geliriniz artacak, ikisinden biri. Bu tabii ki bunu net söyleyemiyoruz. Neden?
haritada haritanızı bilmediğimiz için herkesin haritası şahsına münhasır. Oradaki açıları, durumları bilmediğimiz için eğer sert açılar varsa muhtemelen para kaybedeceksiniz. Güzel açılarınız varsa da yükselen ikizler muhtemelen çok güzel paralar kazanacaksınız. İnşallah öyle olsun. Eğer yükseleniniz yengeçse bir uyanış yaşayacaksınız. Özellikle fiziksel anlamda bir canlanma, bir yenilenme olabilir. Belki imajınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu bir estetik operasyon ya da bir spora başlama ya da kıyafet tarzınızı değiştirmeyi de olabilir. Aynı zamanda sosyal çevrenizi ya da arkadaşlarınızı da ya da takıldığınız ortamları da değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda hayatınıza yeni bir partner de gelebilir yükseleni yengeç olanlar. Eğer yükseleniniz aslansa siz biraz daha psikolojik bir şekilde bu psikolojik olarak hassas bir şekilde bu tutulmayı yaşayabilirsiniz. Yükselen aslanlar lütfen kendinizi çok hırpalamayın, çok fazla geçmişe dalmayın, hüzünlenmeyin. Bazı şeyleri ego ve hırs yapmayın. Çünkü bu tutulma sizi biraz psikolojik anlamda ya canlandıracak ya da biraz daha dibe sokabilir. O yüzden de inşallah güzel açılarınız olsun da psikolojik olarak canlanın. Mesela çok hüzünlü, dertli, depresyonlu bir dönemdeyseniz belki de bu tutulmadan sonra bütün derdi kederi atıp psikolojik anlamda canlanma yaşayacaksınız. Ya da eski bir şeylere takılı kalırsanız da geçmişe bağlı olarak hüzünler, dertler, kederler yaşayabilirsiniz. Buraya girmemeye, böyle olmamaya çalışırsanız çok daha rahat atlatırsınız bu dönemi. Aynı zamanda sağlık konularına, hastaneyle ilgili konulara da yine yükselen aslanlar dikkat etsinler. Eğer yükseleniniz Başak'sa, Başaklar bu tutulma size yarayacak diyebilirim. Çünkü muhtemelen 11. evinizde gerçekleşecek bu tutulma. Ve size bir idealinizi getirecek, size bir başarı getirebilir, göz önünde olabilirsiniz, dikkat çekebilirsiniz, önemli insanlarla tanışabilirsiniz, önemli bir insandan destek görebilirsiniz, bu kariyerinizi de etkileyebilir. Dolayısıyla yükselen Başaklarda bence bir yükseliş olabilir bu tutulmadan sonra güzel şeyler olabilir. Peki yükseleniniz Terazi ise size de kariyerde önemli fırsatlar söyleyebiliriz. Muhtemelen kariyerinizde değişiklikler olabilir ya bulunduğunuz ortamda ya da başka bir yere geçerek kariyerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Bu belki biraz zorlayıcı, sıkıcı ya da baskıyla olabilir ama bir şekilde sonrasında kariyeriniz daha sağlamlaşabilir yükselen Teraziler. Eğer yükseleniniz Akrepse muhtemelen gündeminizde bir seyahat olacak, bir yerlere gitmek olacak. Uzun bir yol olabilir, yurt dışına çıkmak olabilir, şehir değiştirmek olabilir, yeni bir eğitime başlamak ya da yasal bir konuyu çözmekle uğraşmak olabilir yükselen Akrepler. Eğer yükseleniniz Yaysa o zaman da size banka ile ilgili konular söyleyebiliriz. Yani kredi almak, kredi ödemek, kapatmak, çekmek, borçlanmak, bir şekilde sigorta işlemleri, prim işlemleri, ödemeler, alacaklar, borç almak, borç vermek vesaire. Bu tür gündeminiz olabilir yükselen Yaylar bu ay tutulmasıyla birlikte. Eğer yükseleniniz Oğlaksa o zaman da size muhtemelen bir partner geliyor. Evet. Eşinizle karşılaşabilirsiniz, eş adayınız karşınıza çıkabilir, ciddi bir ilişkiye başlayabilirsiniz ya da zaten ciddi bir ilişki içindeyseniz o ilişkiyi artık daha da bir adım öteye taşımaya, belki de evlenmeye karar verebilirsiniz. Yalnızsanız muhtemelen hayatınıza bir partner gelebilir. Eğer aşkla çok ilginiz yoksa, daha çok iş peşindeyseniz belki de çok güçlü bir ortak bulabilirsiniz, birlikte iş yapacağınız insanı bulabilirsiniz, sürekli birlikte hareket edeceğiniz bir partnere kavuşabilirsiniz yükselen Oğlaklar. Eğer yükseleniniz Kovaysa o zaman da sağlığınıza çok çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sağlığınızda hassasiyetler olabilir. Bir şekilde eski bir sağlık sorunu belki tekrar ortaya çıkabilir. Artık bunu tedavi etmeniz gerekebilir, ihmal etmemeniz gerekebilir. Bir şekilde gündeminizde sağlığınız olabilir ve günlük hayatınızı, rutininizi daha da canlandıracak şeylerle uğraşabilirsiniz. Yani bir spora başlamak gibi, bir hobiye başlamak gibi, aynı zamanda diyete, rejime başlamak gibi şeyler de gündeminizde olabilir yükselen Kovalar. Ve eğer yükseleniniz Balıksa, Balıklara ise aşk var diyebilirim. Evet, eğer yükseleniniz Balıksa muhtemelen bu tutulmayla birlikte hayatınıza biri gelebilir. Aşık olabilirsiniz, flört edebilirsiniz, eğlenebilirsiniz, gezebilirsiniz. Eğer sanatsal faaliyetleriniz varsa, sahneyle alakalı işleriniz varsa sahneye çıkabilirsiniz. Daha fazla göz önünde olabilir ve eğlenebilirsiniz. Dolayısıyla ay tutulması birçok kişiye çok iyi gelecek. Bazılarımıza belki kötü geldi gibi düşüneceğiz ama aslında sonrasında tabii ki bizim için yine güzel şeyler olmaya başlayacak. Bizi hayata karşı güçlendirecek
sağlamlaştıracak. O yüzden de güzel karşılayalım, olumlu düşünelim, olumlu dileklerimizi aklımızdan geçirelim bol bol. Dediğim gibi 10 Ocak Cuma gecesi 22-21'de ay tutulması Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek. Ertesi gün saat 15-16'ya kadar da ay boşlukta kalacak. Dolayısıyla kendimizi Cuma gecesi itibariyle dinlenmeye bırakalım. Huzurlu ortamlarda vakit geçirelim. Çok fazla yormayalım kendimizi ve risk almayalım. Cumartesi günü 15-16 itibariyle ay Aslan Burcu'na geçecek. Pazar da ay Aslan Burcu'nda olacak. Dolayısıyla enerjimiz yeniden artmaya başlayacak. Daha sosyal olabilir, arkadaşlarımızla görüşebilir ve biraz daha kendimiz için kendimize vakit ayırabiliriz, kendimizle ilgilenebiliriz, eğlenmeye çalışabiliriz. Ama ve lakin çok çok önemli bir durum daha var ki o da 12 Ocak'ta Satürn'le Plüton gökyüzünde kavuşacaklar. Satürn karmanın gezegeni, disiplin gezegeni, Plüton da açıkçası yıkım ve dönüşüm gezegeni. Yani ikisinin bir araya gelmesi biraz sıkıntılı bir durum, biraz tehlikeli bir durum. Dolayısıyla lütfen bu hafta sonu, hatta bu hafta boyunca çok fazla risk almayın. Hem tutulma var, hem Satürn'le Plüton kavuşuyor. Açıkçası bu biraz tedirgin ediyor. Mutlaka sakin olmaya, güvenli ortamda olmaya, sevdiklerinizle huzur içinde olmaya çalışın. Çünkü o Satürn'le Plüton'un kavuşumu hayatımızın bir alanında bize bir dönüşüm noktası ya da bir yıkım noktası verebilir. Bir şey tamamen bitebilir. Bu genel anlamda bir şekilde ülkeyi ya da dünyayı da etkileyebilir. Bir afet vari durumlara karşı da çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Aman Allah korusun, özellikle bir şekilde yeraltı ile ilgili durumlar, depremle ilgili durumlar yeniden gündeme gelebilir. O yüzden de inşallah bu şekilde etkilemez, bu şekilde çalışmaz ama dünyada ya da ülkemizde bir şekilde ani durumlara karşı da hazırlıklı olmakta fayda görüyorum. Mutlaka kendimizi güvende hissettiğimiz yerlerde olmaya çalışalım, özellikle bu hafta sonu. Çünkü Satürn ve Plüton Oğlak Burcu'nda bir de üstelik kavuşuyorlar. 18-25'te kavuşacaklar pazar akşamı. O yüzden de o günü dediğim gibi güvende ve sevdiklerimizle geçirmeye çalışalım. Huzurlu ortamlarda olmaya çalışalım ve hiç risk almayalım lütfen. Bu hafta anlatacaklarım böyle. Her hafta Süper Haber'de buluşmaya devam edeceğiz. Beni Instagram adresim Mine Ayman'dan da yine takip edebilirsiniz. Orada da günlük yazılarımı paylaşıyorum. Zaten Süper Haber'in web sitesinde de, astroloji bölümünde de günlük astroloji yorumlarımı yazı olarak da okuyabilirsiniz. Haftalık ve aylık yorumlarımı da yine okuyabilirsiniz. Aynı zamanda burç uyumları, burcunuzun özellikleri, yükselen burcunuzun özellikleri gibi, burç uyumları gibi birçok bölümü de bulabilirsiniz. Mutlaka web sitemizi de ziyaret edin. Süper Haber'i mutlaka her yerden takip edin. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.